Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yine programımızın açılışı her zaman olduğu gibi sözleri en güzel olan Allah'ın kelamıyla aşka götürüyoruz ve sizleri Hafız Kasım Çelik hocamıza baş başa bırakıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet, Sayın Hocamıza bu okuduğu güzel bir Kur'an tilavetinden dolayı teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, bugün yine Bahri Kılıç Hocamızla birlikteyiz. Bugün kendisiyle oruç ibadetinin faydaları nelerdir?
Oruç insanları şeytanlardan korur mu? Bu ve buna benzer sorularını sorarak yanıtlarını almaya çalışacağız. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hocam, oruç ibadetinin faydaları nelerdir? Bize ne gibi faydaları var? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihim esta'in. Sadece oruç ibadeti değil, bütün ibadetlerin bize maddi manevi kazanımları vardır. Oruç ibadeti de bunlardan bir tanesidir. Hem orucun, hem namazın, hem haccın, hem zekatın insan üzerinde olumlu etkileri, tesirleri vardır. Oruç ibadetinin de iki açıdan koruyucu yönü vardır. Oruç ibadetinin farziyetini anlatan ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ta ki oruç ibadeti sayesinde korunasınız. Evet. Oruç ibadetin ne gibi faydaları var sorusunun birinci maddesi, oruç koruyucudur. İnsanı maddi manevi bütün mikroplardan, hastalıklardan koruyor. Bir nevi bütün virüslerden orucun koruyucu bir yönü var. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da orucu anlatırken "Es-siyamu cünnetun" ifadesini kullanıyor. Oruç bir kalkandır. Şimdi savaşta bir mücahit için kalkan ne anlama geliyorsa, oruç tutan saim bir kişi için de oruç o anlama geliyor. Nasıl ki mücahit için kalkan gelen kılıç, mızrak, ok darbelerine karşı koruyucuysa, oruç ibadeti de hem harici hem dahili saldırılara karşı koruyucu bir kalkan vazifesi yapar. Orucun en büyük faydası insanın hem bedenini koruması, bir nevi vücudu revizyondan geçirmesi, bir de manen insanı günahlardan arındırması, kirlerden arındırması, insanın ruh dünyasını tezkiye etmesi gibi gerçekten önemli faydaları var. Nesai'nin rivayetinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar: وَيُنَادِ مُنَادٍ كُلُّ لَيْلَ Her gece, oruç gecelerinin her gecesinde bir çağırıcı, bir seslenici şöyle der: يَا بَغِيَ الْخَيْرَ هَلُمَّ يَا بَغِيَ الشَّرَّ اَقْسِج Ey hayrı isteyen gel, oruç hayır ayıdır, oruç tezkiye ayıdır. Ey şerri isteyen, şerri de azal, kısal, şerden de vazgeç. Zaten fiili hayatımızda da herkes bunu yakinen görüyor, biliyor ki oruç onu bütün yanlışlardan bir ay da olsa Ramazan ayı içerisinde koruyor. Bu rivayet de onu ifade ediyor. Yine Kutub-i Sitte'nin tamamında geçen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki اَسْسِيَامُ جُنَّةٌ Oruç bir kalkandır. فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ Sizden biriniz oruçlu olduğu gün فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْقَطْ O cinsi münasebette bulunmasın, bağırıp çağırmasın. فَاِنْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ Şayet biri ona küfreder, onunla kavga etmek isterse فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمْ اِنِّي سَائِمْ Ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Çünkü o an ibadet halindedir. Aslında biriyle kavga etmek, biriyle küfürleşmek başka zaman da yasaktır bu. Nasıl ki bir insan namaz kılarken yiyip içemiyorsa, bağırıp çağıramıyorsa, konuşamıyorsa, yürüyemiyorsa niye? Bunlar namazı bozar. Oruç da böyledir. Normalde de yasak olan, günah olan bir şeyler oruçluyken daha da yasaktır. Niye? Çünkü direkt o ibadete zarar veriyor. Madem ki bunlar o ibadete zarar veriyor, biz de ibadet halindeyiz, o zaman bunları terk etmek gerekiyor. İşte bakın, oruç bizi bunlardan koruyor.
bu yanlışlardan uzak tutuyor. Tabarani'nin rivayetinde Efendimiz yine es-siyamu cünnetun demiş, oruç bir kalkandır. Ma lem yahrikha, onu yırtmadıkça, orucunu kesmedikçe, koparmadıkça. Kile ve bime yahrikuhu, ya Resulallah diye sorulmuş. İnsan orucunu neyle bozar, yırtar, zarar verir? Demiş ki kizbin ev gıybeti, yalan söyleyerek ya da gıybet ederek. Ha bakın ne oluyor? Oruç bizim yalan söylememizi, gıybet etmemizi engelliyor. Koruyucu bir yönü oluyor. Neden? Çünkü biz diyoruz ki ya bu orucu tutmaya tutuyoruz. Adam gibi tutalım. Açlığımız bize kar kalmasın. Yorgunluğumuz bize kar kalmasın. Düşüncesinden hareketle ne yapıyoruz? Kendimizi bu yanlış işlerden, kötü işlerden koruyoruz. Ha demek ki orucun çok faydaları var. O faydalardan en belirgini orucun koruyucu olmasıdır ki bu koruyuculuk hayatın birçok alanında kendini Ramazan boyu açık net bir şekilde zaten gösteriyor. Hocam peki oruç insanları şeytanlardan korur deniliyor. Yani oruç insanları gözükmeyen şeytanlardan mı koruyor yoksa gözüken iki ayaklı şeytanlardan mı koruyor? Bakın orucun bir diğer faydası da budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ Ramazan ayı girdiğinde فُتِّحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Cennet kapıları ardına kadar açılır. وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ Cehennem kapıları da kapanır. Ve سُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينُ Şeytanlar da bağlanır, zincire vurulur. Şimdi bu hadis-i şerif Ramazan ayının faziletini, orucun kıymetini ifade etmenin yanı sıra bu ibadetin koruyucu yönüne dikkatlerimizi çekiyor. Ramazan cennetin sonuna kadar açıldığı, insanların cennetlik işlere talip olduğu, cehennemin kapatıldığı, insanların cehennemlik işlerden uzak durduğu ve şeytanların zincirlere vurulduğu bir ay. Ha demek ki bu Ramazan ayı girdiği zaman eğer Ramazan senin hayatına giriyorsa orucuyla, Kur'an tilavetiyle, sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle, duasıyla, istiğfarıyla eğer Ramazan senin hayatına giriyorsa bu giren Ramazan'ın koruyucu bir yönü var. O koruyucu yönlerinden birisi de hem bizi insan şeytanlarından hem de cin şeytanlarından koruyor. Cinli şeytanlar zincirlere vuruluyor. Bu ne demek? Bu onların etkileri azaltılıyor demektir. Yani şeytanlar ya gerçekten zincirleniyor, bağlanılıyor, bize fiilen vesvese vermekten alıkonuluyor ya da başka aylara nazaran etkileri azaltılıyor, kısaltılıyor, daraltılıyor. Başka aylardaki gibi çok rahat bize nüfuz edemiyorlar. Çok rahat bizi ihbal edemiyorlar. Hocam çünkü şeytanlar Ramazan'da zincire vurulmasına rağmen insanlar yine günah işliyor. Dedim ya, insanlar Ramazan'da işledikleri günahı istatistiklere böldüğünde bunun azaldığını çok açık net hepimiz görüyoruz. Evet. Yani hiç günah işlenmiyor. Şeytanlar tamamen piyasadan çekiliyor demiyoruz. Onun etkileri azalıyor. Azalmanın alametlerini de biz görüyoruz. Günahlar Ramazan içerisinde diğer aylara nispeten azdır. Suçlar azdır. Olumsuzluklar azdır. Bunu hepimiz fiilen görüyoruz. Yapılan araştırmalar, istatistikler de bunu gösteriyor. Aynı şekilde insi şeytanlar da Ramazan'da etkileri iki açıdan azaltılıyor. Bir, adam Ramazan'a hürmeten, gerçi şimdi anti parantez gençler arasında bu hürmetsizlik de başını almış gidiyor, çoğalmış. Bundan da üzülüyoruz. Ama genel manada Ramazan'a hürmeten, oruçtan Müslümanlara hürmeten adam kendi tutmazsa, şeytanın askeri arkadaşı da olsa ne yapıyor?
Müslümanın oruç ibadetine karışmıyor, saygı gösteriyor. Bir bu yönüyle, diğer yönüyle adam, ya ben tutmuyorum, ona da yedirmeyeyim. Bunu da yapan var mı? Var, az da olsa vardır ama genel kabule baktığımızda oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar bu oruç ibadeti halindeyken Ramazan ayında hem cinni şeytanlardan hem de insi şeytanlardan kısmen, tamamen değil, kısmen korunuyorlar, muhafaza altına alınıyorlar. Bu da bu ibadetin bu konularda da yarar getirdiğini fiilen gördüğümüz bir şeydir. Evet. Peki hocam, oruç insanın sıhhatine ne gibi faydası var? Yani gerçekten oruç insanın sıhhatine etki yapabiliyor mu? Yani faydalı mı yani? Şimdi orucun dediğimiz gibi birçok alanda faydaları var, menfaati var. Mümin insan 11 ay bedenini çeşitli nimetlerle beslerken ya da gelişi güzel mideyi af buyurun bir çöplük gibi ne bulursa doldururken bir ay bir nevi onun bakımı alıyor. Yani bir ay bu aşırı mideye yüklenme işini azaltıyor. Bunun da bir nevi bu bedeni, bu vücudu tamir etmeye, onarmaya, revizyondan geçirmeye yönelik bir işlemi de ortaya koymuş oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sumu tasihhu buyurmuş. Oruç tutun, sıhhat bulun demiş. Bir başka rivayette likulli şeyin zekatun ve zekatul cesedi es-savmu demiş. Her şeyin bir zekatı, teskiye edeni, temizleyeni var. Orucun teskiyesi de oruç tutmaktır. Şimdi bedenin teskiyesi de oruç tutmaktır. Yani her şeyin temizleyen, onaran, tamir eden bir yönü vardır. Mesela as-salatu teskiyetun. Namaz da bir teskiyedir. İnne's-salate tenha anil fahşai vel münker, değil mi? Namaz sahibini kötülüklerden koruyor. Zekata niye zekat diyoruz? O da teskiye ediyor. Huz min emvalihim sadakatan tutahhiruhum ve tuzekkihim, değil mi? Onların malından zekat al ki onları temizlesin, teskiye etsin. Hac da böyledir yani. Bütün ibadetlerin temizleyici yönü var. Oruç ibadetinin hem ruh dünyamızı temizleyici yönü var. Ucuptan, kibirden, gururdan, hasretten, kalbi hastalıkların tamamından temizleyen yönü var. Hem de bedenimizi sıhhaten koruyan yönü var. İşte sumu tasihhu hadisi bunu ifade ediyor. Hatta Tirmizi'nin rivayetinde İbn Ömer anlatıyor. Diyor ki teceşşe'e raculun inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bir adam Allah Resulü'nün yanında af buyurun geğirdi. Yani geğirmek aşırı yemekten meydana gelen bir durum, gaflet halidir. Efendimiz dedi ki kuffe anne cüşâeke, geğirmeni bizden uzak tut dedi. Fe inne ekferahum şiba'an fid dünya atveluhum cu'an yevmel kıyameti. Dünyada aşırı doyanlar kıyamet gününde açlıkları uzun olacaklar. İşte o aşırı doyma hissini oruç tutarak insan törpülüyor. O nahoş olan davranışlardan da insan kısmen kendini korumuş oluyor. Benzer bir başka ifadeyi Müslüm rivayet etmiş. اَتَّثَاُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ. Tesavvuf, o da esnemektir. Bu da aşırı yemekten gaflet halini ifade ediyor. Esnemek şeytandandır. فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْذِمْ اَيْ يَمْنَعُهُ وَيُمْسِكُهُ مَسْتَطَعْ. Sizden biriniz esnediği zaman onu engellesin. Güç nispetinde, başka rivayetlerde elini ağzına götürsün. Çünkü o an şeytan içeri girer diye Efendimizin uyarıları, ikazları var. Bunların yeme içme ile sıkı ilişkisi var. İşte oruç tutarak insan bunlardan da kendisini alıkoyarak manen bir sıhhat, manen bir terbiye işine de girmiş oluyoruz. Orucun gerçekten
sağlığımızı, sıhhatimizi koruyan yönü büyüktür ve bununla ilgili tabiplerin, özellikle ehil olan doktorların bir hayli tavsiyeleri var, çıkarımları var. Bunlara da azami dikkat etmeliyiz. Peki hocam, orucun insanları günahlardan korunduğundan bahsediyor. Gerçekten oruç insanları günahlardan korur mu? Küçük günahlardan mı korur? Büyük günahlardan mı korur ve nasıl korur hocam? Şimdi biraz önce bir örnek verdik. Dedik ki insan namaza durduğu zaman normalde insana caiz olan, meşru olan bütün davranışlardan insan kendini koruyor. Çünkü bunlar namazı bozuyor. Namaz 5 dakikalık vaktine göre 10 dakikalık bir zaman dilimidir. Yani insan namaza durduğu zaman namaz bitinceye kadar kendini günahtan koruyor, muhafaza ediyor. Ama namaz bittiği zaman tekrar hem insi hem cinni şeytanların hem nefsi emmarenin saldırısına maruz kalıyor. Yani kendini uzun süre muhtemel günahlardan koruyamıyor. Oruca gelince oruç imsakla iftar arasıdır. Yani bir insan imsakla başlıyor oruç tutmaya, iftar edinceye kadar o ibadeti devam ediyor. Ve o ibadete hem zahiren bazı şeyler engeldir, yemek gibi, içmek gibi, cinsi münasebet gibi, hem de batinen bazı şeyler engeldir. Ne oluyor şimdi insan? Bu engelleri aşmak durumunda. Yoksa ibadetine zarar verecek. Tıpkı namaz gibi. Yani günah onun ibadetine zarar verecek. Kişi bunu bildiği için ne yapıyor? Kendisini günahtan alıkoyuyor. Mesela biraz önce okuduğumuz rivayetlerde biri sana sataştığı zaman git kardeşim ben oruçluyum, seninle uğraşıp oruçumu kirletemem diyor. Halbuki başka zaman olsa belki sen de aynısıyla ona mukabele edeceksin. Ya da Efendimiz diyor ki oruç koruyucudur, orucunu yırtmadıkça. Yırtmak nedir diye sorduğunda gıybet etmektir diyor. Bak gıybet başka zamanda haramdır. Ya da yalan söylemektir diyor. Yalan başka zamanda haramdır. Ama şu an sen ibadetin içindesin. İbadetin içinde olduğun için o haramlar ayrıca ibadetini ifsad etmeye yönelik. Yani zahiren orucun bozulmadığı diyorsak da batinen o orucun sevabına göz dikiyor, orucun sevabına zarar veriyor. Dolayısıyla günahlar bu yönüyle gerçekten orucumuza zarar veriyor. Aynı şekilde oruçlu bir insanın günahlardan arı duru bütün hali ona bir kazançtır, ona bir faydadır. Beyhaki'nin Şu'abul İvanı'ndaki rivayet bunu anlatıyor. Navmu saimi ibadet. Oruçlunun uykusu ibadettir. Ya oruçlu adam uyuyor, bak o ona ibadet ediyor. Vasamtuhu tesbihan. Susması ona tesbihtir. Oruçlu adam sükut ediyor. Onun o sükutu tesbih hükmündedir. Ve ameluhu mudaafun. Ameli katlanmış. Yani oruçlu bir insan amel işlediği zaman Ramazan ayı içerisinde tuttuğu bir gün oruç, okuduğu Kur'an tilaveti, verdiği sadaka, birisine iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, yani iyilik adına yaptığı her şey sair zamanlarda katlanarak, büyüyerek ona bir kazanç oluyor. Ve duahu müstecabun, oruçlunun duası makbuldür. Ve zenbuhu mağfurun, günahı bağışlanmıştır. Bunun gibi çok rivayetler vardır. Bütün bu rivayetler bize oruçlu bir insanın ibadet halinin uzun olması sebebiyle kendisini ne yapıyor? Koruyor. Dolayısıyla ibadetine zarar vermesin diye kendisini günahlardan koruması aslında oruç ibadetinin onu kirlenmekten alıkoymasıyla eşdeğerdir. O orucu tutuyor olması hasebiyle kendini maddi manevi kirlerden alıkoyuyor. Halbuki oruç tutmayan belki de bu nimetten büyük ölçüde mahrum kalıyordur. Evet hocam, Allah razı olsun, oruç insanı günahlardan korur dediniz ama peki insan oruçluyken günah işlediği takdirde oruca bir zararı var mı? Yani günahlar orucu bozar mı? Şimdi günahlar orucu bozar mı kısmında
Eğer yeme içme cinsel ilişki noktasında bir günahı konuşacaksak, mesela içki içmek gibi, bu orucu fiilen de bozar. Zina etmek gibi orucu fiilen de bozar bu. Ama bunun yanı sıra maddi açıdan değil de manevi açıdan orucu bozmayan ama sevabını sıfıra indiren meseleyi konuşabiliriz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rubbe Saimin diye başlayan nice oruç tutanlar var ki oruçlukla açlıkları onlara kar kalır. Nice namaz kılanlar var ki yorgunlukları onlara kar kalır. Niye? Adam gibi bir oruç tutmamışlar. Bakın bu rivayet günahın oruca zarar verdiğini gösteriyor. İnsan günah işleyerek orucun sevabını azaltıyor, eksiltiyor. Bu da haliyle ne yapıyor? Oruçlunun sevabını götürmekle tıpkı iflas etmiş bir adam durumuna onu getiriyor. Meseleye bu pencereden baktığımız zaman elbette günahlar orucu bozmuyor ama kesinlikle orucun sevabını götürüyor. Mesela bir insanın oruçluyken gıybet etmesi, yalan söylemesi, birine bağırıp çağırması, hırsızlık yapması, ne bileyim günah olan herhangi bir şeyi yapıyor olması oruçlu bir insanın sevabını götüreceği aşikardır. Bir Müslümanın şiddetle bunlardan kaçınması gerekiyor. Çünkü bu duruş, bu şekil, bu yaklaşım onun ibadetine zarar veriyor. Ulema meselelerin bu kısmında oruç tutanları kısımlandırırken işte havasın orucu, ahasın orucu, bir de avamın orucu diye orucu kısımlandırmışlar ki en ideal olan oruç insanın bütün benliğiyle tuttuğu oruçtur. Avamın orucu sadece zahiren yemeden, içmeden, cinsi münasebetten kendisini alıkoyduğu bir oruçtur. Ama havasın orucu yemeden, içmeden, cinsi münasebetten kendisini alıkoyduğu gibi bütün günahlardan alıkoyuyor. Dilini yalandan, gıybetten, gözünü harama bakmaktan, kulağını haramı dinlemekten, elini harama uzatmaktan, ayağını harama götürmekten, kalbini, düşüncesini, fikrini haramı tasavvurdan, ruhunu masivadan ne yapıyor? Arı duru tutarak orucu bütün benliğiyle tutuyor. Çünkü böyle yapmadığı zaman orucun sevabını günahlar alıp götürecektir. Allah korusun. Tıpkı Efendimizin hadiste bahsettiği gibi nice oruç tutanlar var ki açlık ve susuzlukları onlara kar kalacak ki o da bir kar değildir. Evet hocam, Allah razı olsun. Bir de hocam orucun sabırla ilişkisinden bahsediyoruz. Yani oruç insana sabrı öğrettiğinden bahsediyoruz. Yani orucun sabırla münasebetinden kısa bahseder misiniz? Ne gibi bir münasebet? Elbette var? Yani oruç ibadetin sabırla öyle sıkı ilişkisi var ki sair zamanda acıktığımızda yemek yiyoruz. Susadığımızda su içiyoruz. Ama oruçluyken illa iftarı bekliyoruz. Hatta İftar sofraları kuruluyor, çeşit çeşit yemekler, maşallah bizim Antep'in iftar sofraları da bir hayli zengin. İnsanlar birbirlerine ikram, hürmet ediyorlar, güzel bir şey. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, oruçlunun iki sevinç anı var diyor. Biri iftar anındaki iftarı, bir diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki mükafatı. Gerçekten o iftarın o sevinç anı en büyük sabır terbiyesidir. Niye? Yemek önünde, su da önünde. Yani silah dayan yok, zorla yan yok. Her çeşit meşrubat da orada. Niye içmiyorsun kardeşim? Niye yemiyorsun? Bak o ibadet sana sabretmeyi öğretiyor. Allah emrettiği tabii. Yani Allah emrettiği için Allah'ın yiyin dediği an gelmeyinceye kadar biz ne yapıyoruz? Yemeden, içmeden kendimizi koruyoruz. Efendimiz buyurmuş, Es-siyamu nısfu sabır demiş. Oruç sabrın yarısıdır demiş. Yine oruç ayı ile ilgili huve şehru sabır demiş. Ramazan ayı
sabır ayıdır. Ve sabru fevabuhu el cennet. Sabır da karşılığı cennettir demiş. Gerçekten oruç bu yönüyle bize sabrı fiiliyatıyla öğreten bir ibadettir. Aynı zamanda yani orucun bir faydası da aç insanlara atılır. Yani. Tabii. Yani hani meşhur bir söz var. Tok açın halini bilmez. İnsan aç kalarak açlığın ne demek olduğunu öğreniyor. Sabrediyorsun buna. İftar vaktine kadar nefsin arzu ve isteklerine gem vuruyorsun, alıkoyuyorsun. Dolayısıyla bu ibadet bize gerçekten sabrı öğretiyor. Hani önceki rivayetlerde görmüştük. Adam seninle kavga etmek istediğinde Allah Resulü فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمْ اِنِّي سَائِمْ demişti değil mi? Ben oruçluyum, ben oruçluyum. Bak bize orada da sabretmeyi öğretiyor. Sizden biriniz oruçluyken bağırıp çağırmasın, kötü söz söylemesin. Bak oruç bütün bu konularda bize gerçekten sabrı öğretiyor. Sabır da bizi cennete götürecek, sevap olarak bizi Allah'ın rızasına kavuşturacak önemli bir şeydir. Sabır bizim toplumun genelinin anladığı gibi miskinlik değil, atalet değil, boş vermişlik değil. Efendim birisi sana bir tokat attı, öbür tarafını göster, oraya da bir tokat vur. Hayır. Sabır tam Türkçe'de sebat kelimesi. Gerçi o da Arapçadır. Sebat etmek. Yani yapılması gereken neyse onu yapmak. Ben oruçluyum. Oruçta sabır ne demek? Oruca zarar veren işleri yapmamak demek. Oruca fayda olan neyse onlarda da devam etmek, sebat etmek demek. Evet hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, bugün Bahri hocamızla oruç ibadetinin faydalarından bahsettik. Oruç insanları şeytanlardan korur. Oruç insanın sıhhatine faydası vardır. Oruç insanları her türlü kötülüklerden, günahlardan korur. Oruç aynı zamanda insana sabrı öğretiyor. Ve oruç aynı zamanda insanları günahlardan koruduğunu Sayın Bahri hocamız ifade etti. Evet sevgili seyirciler, ben de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla bitiriyorum. Allah'ım korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten, faydasız ilimden sana sorulur. Evet sevgili seyirciler, bir başka programda görüşmek üzere. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.